Türkiye Suriye meselesinde mültecilerle uğraşırken şimdi de peşi peşine gelen şehit cenazeleriyle birlikte olayın faturası çok farklı boyutlara geldi. Artı Türkiye'yi hiç de karşılaşmak istemediği uluslararası boyutta iki ülkeyle ya da farklı ülkelerle bir savaşın eşiğine getirebilecek duruma geldi Suriye meselesi. Normalde Türkiye'nin Suriye ile hele Rusya ile böyle bir savaşa gireceğini birkaç yıl önce düşünsek, bir 10 yıl önce düşünsek böyle bir ihtimal vermezdik ama artık savaş tamtamları kapımızda. Peki Suriye meselesi Türkiye için nasıl böyle bir ağır fatura oldu? Şimdi filmi geriye saralım. AKP'nin ilk kuruluş yıllarında her şeyi modelledikleri yer Amerika'ydı ve Cüneyt Zapsu AKP'nin özellikle çalışma metotlarını belirleyen temel kişiydi. Cüneyt Zapsu o zaman Amerika'dan modellenme biçimde Türkiye'ye bir think tank kuruluşu getirdi ve bu think tank kuruluşu başlangıçta AKP'ye daha sonra giderek yayılarak devlete fikir üreten adeta böyle paralel bir Milli İstihbarat Teşkilatı, paralel bir Dışişleri Bakanlığı gibi çalışmaya başladı. Bu think tank kuruluşunun ismi SETA. SETA ilk zamanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimine raporlar sunuyordu. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi devletin çeşitli kademelerinde iyice kökleştikçe SETA'ya milyonlarca dolar, milyonlarca euro kaynak akıtılmaya başladı ve SETA'da giderek kapsamını genişletti, uluslararası politikalar üretmeye başladı. Suriye Savaşı'nın başlangıcında aslına bakarsanız SETA'nın Arap Baharı ile ilgili yaptığı analizler önemliydi. Arap Baharı ile ilgili yaptığı analizlerde SETA bunun Türkiye için bir fırsat olacağını değerlendiriyordu ve Suriye meselesi patlak verdiğinde SETA için Suriye kolay lokmaydı. Bölgedeki en kolay lokma olarak Suriye'yi görüyordu SETA. Ve SETA'nın hazırladığı bir rapor vardı ve o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin dilinde, gerek Ahmet Davutoğlu ve ekibinin dilinde, gerekse Tayyip Erdoğan'a yakın yazarların dilinde ve Tayyip Erdoğan ekibinin dilinde klasik bir cümle vardı. Türkiye ya büyür ya küçülür. Bu bütün Suriye meselesini anlatmak için kullandıkları bir slogandı ve bunu o kadar inanarak söylüyordu ki sanki böyle bütün AKP'li ekip de gökten bir vahiy inmişçesine bu mucizevi tanımlamaya inanıyorlardı ve bunu her yerde tekrarlayıp Türkiye'nin Suriye'den bir toprak koparabileceği, orada bir önce fiili durum yaratabileceği, daha sonra Türkiye'nin buradan bir toprak koparabileceği ve bunun Kuzey Irak içinde model olabileceği ve Türkiye'nin böyle Kürtleri farklı parçalar içinde barındıracağı, Kürt bölgelerini özellikle kolay lokma olarak görüyorlar tabii burada, gerek Suriye'de gerek Kuzey Irak'ta ve Türkiye'nin bu şekilde büyüyeceğine ilişkin bir inançtı. Bu propagandayı Kürtlere yönelik de yapıyorlardı. İşte Kürtlerin kantonlar şeklinde birleşebileceği kendi çatıları altında böyle devam ettiriyorlardı. Hep birlikte Türkiye'ye Megri dedik. Megri! Ama esas olarak gerek Davutoğlu'nun pompaladığı, gerekse Tayyip Erdoğan'ın genlerinde olan fetihçi bir anlayış burada söz konusuydu. Hani böyle bilim alanında, teknoloji alanında, edebiyatta vesaire buralarda böyle fetihler ya da büyük gelişmeler değil de böyle klasik Osmanlı döneminden kalan toprak üzerinden gelişme modeli. Küçülmeden de kasıt bu tamlamadaki ya büyürüz ya küçülürüz tamlamasında küçülmeden de kasıt işte eğer büyümezsek ve bütün Kürt bölgelerini kendi kontrolümüz altına almazsak o zaman Güneydoğu'nun kopması meselesi söz konusu olacak ileride diye ve bu propagandaya da ister istemez farklı kesimlerden destekte buldular. Ve sonrasında Suriye meselesinin işte patlamasından sonra iç isyancıların, daha doğrusu o zamanlar barışçı gösterilerdi bunlar, demokrasiyi daha çok hak talebiyle süren gösterilerdi. Bu gösterilerin silahlandırılması ve Esad yönetiminin bu silahlandırma yoluyla zayıflatılması üzerine bir strateji geliştirildi ve Obama yönetimi de bu işte demokrasiyi böyle liderleri, diktatörleri devirerek demokrasinin gelebileceğine bir inancı vardı Obama yönetiminin. Hatta Obama bunu açık açık da söylüyordu. Yani Obama için böyle bu diktatörler, Orta Doğu'daki diktatörler, Afrika'daki diktatörler giderse, bu yönetimlerden halklar kurtulursa demokrasi geleceğine ilişkin bir inanç vardı. Oysa ki bu coğrafyalardaki temel sorunun demokrasinin birçok ayağının, işte kurumlar, işleyen hukuk sistemi hiçbirisi olmadığı için bunların bir diktatör sonucu yarattığının analizini yapamamıştı Obama yönetimi ve Türkiye'ye Suriye Savaşı'nın başlangıcında içerideki muhalefeti silahlandırmada destek verdi ve Libya üzerinden gelen silahların birçoğunu da biliyoruz ki Obama yönetiminin de onayıyla o uçaklar Libya'dan kalktı ve Türkiye'ye, özellikle Ankara'ya indi ve sonra da işte Hakan Fidan'ın deyimiyle 2000 tır, o dönem için tabi bahsediyorum 2013 yılından, 2000 tır silahın Suriye topraklarına sokulduğu bir dönem başladı. Fakat Türkiye'nin Suriye'deki stratejisinde bir dalgalanma var ve bugünkü işte işi uluslararası savaş boyutuna iten nokta burası. Türkiye'nin hedefi başlangıçta Esad yönetimiydi. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun o dönem çok böyle sürekli tekrarladığı bir cümlesi vardı. 9 saat gittim Esad'la konuştum ama bırakmaya razı olmadı. Yani böyle konuşarak her şeyi halledebileceğine ilişkin bir inancı vardı Davutoğlu'nun uluslararası ilişkilerde. Hatta böyle uçakla sürekli bir o ülkeye bu ülkeye sürekli böyle Dışişleri Bakanlığı döneminde ülkeler arası gezerdi. Onun Osman diye bir basın müşaviri vardı. O da düzenli olarak medyaya Ahmet Davutoğlu işte dünyanın etrafında 3 tur attı, biraz daha gezerse 4 tur attı, 5 tur attı şeklinde haberler gönderildi. Ve böylece uluslararası ilişkilerin görüşmeler yoluyla çözüleceğini zannediyordu. Oysa tersinden düşünürsek Esad gelip Türkiye'ye 9 saat Tayyip Erdoğan'la görüşse Tayyip Erdoğan ülkenin liderliğini bırakmaz. İçerisine kadar karışık olursa olsun. Bu şekilde Ahmet Davutoğlu ve yönetimi Esad'ı böyle normal konuşarak bıraktıramayınca işte silahlandırma işlemi hızlandı. Bu silahlandırma işleminde Türkiye'nin hedefi ilk önce Esad yönetimiydi. Görüntüler izlediniz değil mi? Ey katil Esed! Sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Fakat devir değiştikçe Türkiye'nin Suriye'deki temel hedefinin kim olduğuna ilişkin bir karmaşa ortaya çıkmaya başladı. Ve Esad yönetimini devirmede o dönem işte çözüm süreci de devam ettiği için Kürtler, Suriye'deki Kürtler bir partner olarak seçildi. Hatta Peşmerge'nin Suriye'deki Kürtlere yardım götürmesi için Türkiye toprakları açıldı ve Peşmerge'nin askeri konvoyları giderek orada Suriyeli Kürtlere yardım ettiler. Ve partnerdi. Hatta o dönem Suriyeli Kürtlerin orada bir statü kazanmasına ilişkin AKP'lilerin çok açık söylemleri vardı. Hatta YPG'nin liderleri gelip İstanbul'da ağırlanıyorlardı resmi olarak. Salim Müslim gibi. Şimdi biz tabii oradan alabildiklerimizi alıyoruz. Ülkemizde hemen tedaviye. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu bile benim için yeterli değil. Üzüntülüyüm. Sonrasında aniden stratejiler değişmeye başladı. Çünkü bu sefer Tayyip Erdoğan şunu düşündü. Kürtlerin burada kendi hesapları var. Tabii çözüm sürecinin bitmesinin de bu Suriye'deki Kürtlerle anlaşmazlığa etkisi var. Dolayısıyla ben burada farklı partnerler, daha hırçın partnerler, daha yıkıcı partnerlerle Suriye yönetimini daha hızlı devirebilirim. Çünkü bu özellikle uluslararası anlamda insan hakları ihlallerinde Suriye yönetimiyle karşı karşıya gelecek, Suriye yönetimini zayıflatsa bile ve uluslararası alanda kendilerini sıkıntıya sokacak durumlara Suriye'deki YPG ve Kürtler girmek istemediler. Fakat Tayyip Erdoğan hızla Esad yönetiminin işini bitirmek istiyordu ve bu insan hakları ihlalleri, kafa kesme, hiçbir şeyi umursamayan bir partner vardı orada yavaş yavaş filizlenen. İşte ona IŞİD dediğimiz, DAEŞ dediğimiz bir partner, aynı zamanda işte onun öncesindeki El Nusra vesaire dediğimiz partnerler, yani şu an uluslararası anlamda cihatçı dediğimiz partnerler. Ve o dönem Dışişleri Bakanlığı'nda yeni bir söylem gelişmeye başlandı. İşte Özgür Suriye ordusu Esad yönetimiyle başa çıkamıyor. Çok eğitimsizler. Eğitim verseniz de bu eğitimin sonucunu almanız çok uzun süre alacak. Fakat işte yani bunu bizzat ben duymuştum. Yani bu radikaller, bu El Nusra vesaire nasıl ediyor, ne yapıyor bilmiyoruz ama cephede hızlı ilerliyorlar diyorlardı. Aslında ne yapıp ne ettiklerini biliyorlardı. Ve yeni partner işte El Nusra, Ahrar-ı Şam vesaire farklı fraksiyonları var. Ve sonrasında da işte IŞİD belirlendi ve bu sefer silahların yönü bir anda oraya doğru döndü ve silahlar oraya gönderilmeye başlandı. Havadan bombalamak suretiyle bu sorunlar çözülmez. Yerde, kara harekatında bu görevi ifa edenlerle işbirliği kurulmadıkça hava harekatıyla bu iş bitmez. Başlangıçta Suriye meselesinde, işte Şam'ı fethetme meselesinde partner olarak görülen Kürtler bir anda düşman oldular. Ve Tayyip Erdoğan'ın ağzından işte Kobane düştü, düşecek cümlesi döküldü. Ve bu Kobane düştü, düşecek cümlesi Türkiye'nin içindeki iç barışa da çok büyük zararlar verdi ve Türkiye'ye de çatışmaların sıçramasına neden oldu. Kürtler düşmandı artık. Bu sefer artık silahların gönderildiği El Nusra, Ahrar-ı Şam Kürtlerle savaşıyordu bir taraftan. Ve ilerleyen süreçte de doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri Kürtlerle savaştı. İşte F-16'lar gönderildi. Kürt bombaları, Kürt coğrafyası ağır biçimde orada bombalandı. Ve Kürtlerle olan düşmanlık Hare'de Fırat Kalkanı harekatıyla da iyice perçinleşip hala da devam ediyor. Fakat sonra yeniden bir düşman değişti. Çünkü bu sefer dünyadaki strateji değişmişti. Türkiye özellikle Ankara'da Karlov suikastinden Rus büyükelçi Karlov'un öldürülmesi, daha sonra Rus uçağının düşürülmesiyle bir Rusya ile bir girdaba girdi, bir güç girdabına girdi. Ve bu güç girdabında Rusya, Putin önemli bir hamle yaptı ve Türkiye'nin işte bu IŞİD'i partner olarak seçtiği dönemde özellikle Tayyip Erdoğan ve ailesinin IŞİD'le petrol ticaretine ilişkin belgelerin ucunu Birleşmiş Milletler'e gösterdi. Belgelerin ucunu, hepsini değil, böyle istihbaratla elde ettikleri görüntüleri falan değil, dosyaların çok bir kısmını ve ailesine yönelik böyle bir hamlede Tayyip Erdoğan çok ciddi biçimde geri adım attı. Geri adım attı ve artık yeni partnerimiz Rusya'ydı Suriye'de. Nasıl oluyorsa hem Esad rejimiyle çatışırken hem de Rusya ile bir partnerlik ilişkisi gelişti ve bu partnerlik ilişkisiyle birlikte de bir anda Türkiye'nin geçmişte işte dost bildiği IŞİD, Ahrar-ı Şam, El Nusra, bunlar bir anda düşman oldular ve Türkiye bunlara yönelik bir operasyon başlattı. Ve Tayyip Erdoğan da bu operasyonu bir anda işte teröre karşı, IŞİD'e karşı böyle dünyada savaşan bir ülke. Çünkü daha önce IŞİD'e karşı savaşan grup olarak Kürtler dünyada çok güçlü bir popülizm destek kazanmışlardı, popüler olmuşlardı. Tayyip Erdoğan da o rolü çalmak için bu mücadeleyi başlattı ve doğrudur, buradaki o teröristlerin, o grupların başına ciddi biçimde bomba yağdırıldı. Onlar operasyonlar yapıldı. Özgür Suriye ordusu hariç. Fakat düşmanları sürekli değişen Türkiye'nin, hani böyle uluslararası ilişkiler uzmanları da Türkiye'nin Suriye'de hedefi nedir diye bir analiz yaptıklarında bu hedefin ne olduğunu bir türlü ortaya koyamıyorlar. Sürekli değişen gruplar dost olarak görülüyor. Sürekli değişen gruplar düşman olarak görülüyor. Ve bu grupların da birbirlerinin hedefleriyle alakaları yok. Ve en sonunda Türkiye geldiği noktada bir anda bir partner olarak böyle Rusya ile masaya otururken, bir partner olarak hatta Rusya'nın arabuluculuğunda Esad'la temaslar başlamışken bir anda Esad'ın düşman olduğu ve Esad'ın bombardımanına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan hedef kaldığı bir durum oldu. Şu an doğrudan yeniden esas büyük hedefimiz Esad oldu. Daha doğrusu Esad'ın büyük hedefi de biz olduk aynı zamanda. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri doğrudan bir devletin ordusu tarafından, düzenli ordu tarafından, bakın bir terör örgütü ya da bir grup tarafından değil, düzenli ordu tarafından vurulan bir ülke haline geldi Türkiye. Bu normal şartlarda bu bir savaş nedeni. Yani Suriye ordusu şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'ni vuruyor ve Suriye ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni vururken de Rusya'nın istihbaratından faydalanıyor. Bunu bütün uluslararası uzmanlar söylüyorlar. Çünkü Suriye ordusunun böyle bir istihbarat yeteneği yok. Ve Suriye ve Rusya'da açıklamalarıyla sürekli Suriye'yi haklı görüyor ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmış durumda. Bir anda Türkiye tekrar partner değiştirdi ve bu sefer yeni partnerimiz bir anda NATO oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Sözcüsü Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüleri ve Dışişleri Bakanlığı bizzat kendisi, hatta Hulusi Akar bir anda işte NATO'dan yardım istemeye, NATO'nun partnerimiz olduğuna, NATO'nun Suriye'de bize destek vermesi gerektiğine söylemeye başladılar ve yeniden bir anda partnerimiz değişti. İşte katil Amerika'dan, emperyalist Amerika'dan bir anda dost Amerika'ya ve partner NATO'ya döndü ve NATO'da işin enteresan tarafı Türkiye'yi peşi peşine destekleyen açıklamalar yapmaya başladı. Fakat gerek NATO'dan yapılan açıklamalar, gerek Rusya'nın Suriye ile ilgili yapılan açıklamaları tek bir sonuca götürüyor bizi. Türkiye daha fazla Suriye'deki savaşın içerisine çekiliyor. Ve Tayyip Erdoğan da açıklamalarıyla daha fazla savaşın içerisine gireceğini, daha fazla kuvvet göndereceğini söylüyor. Tayyip Erdoğan'ın bir yönüyle gerek siyasi kariyerinde gerekse uluslararası ilişkilerde faydacı, çıkarcı, oportunist bir yanı vardır. Yani burada da faydacı, çıkarcı, oportunist yanının devreye girmesini aslına bakarsanız umuyoruz. Neden? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha fazla kayıp vermemesi, bölgede ateşin daha fazla artmaması, İdlib'de insanların yerlerinden, yurtlarından, yuvalarından olmamaları, Türkiye'ye yeniden bir mülteci dalgası ve bu mülteci dalgasının artçılar olarak Avrupa'ya bir mülteci dalgası olmaması. Çünkü bu artık bütün sistemi hastalığa bulaştıran bir süreç izliyor ve Avrupa'da özellikle ırkçılığın artması ve ırkçılığın artmasının da doğrudan sonuçlarını Türkler görüyorlar. Irkçılığın artmasına da neden oldu Suriye'deki bu savaş. Çünkü mülteci dalgası Avrupa'yı da çok fazla etkiliyor ve Türkiye'nin kapısında zaten 3 milyondan fazla mülteci barındıran, kimi söylemlere göre 6 milyon mülteci barındıran Türkiye'nin kapısına şu an yüz binlerce mülteci geliyor. Bunların hepsi pusulasızlıktan oluyor. İşte son olarak Ahmet Davutoğlu çıkıp hala Suriye'deki başlangıçta yaptıkları şeylerin doğru olduğunu söylüyor. Şu an gelinen noktanın yanlış olduğunu anlatıyor. Fakat başlangıçtaki noktayla şu anki noktanın arasında o kadar çok şey oldu ki ve bu politikaların savrulmasında çok uzun sürede Ahmet Davutoğlu da gerek Dışişleri Bakanlığı'nda gerek Başbakanlık döneminde bulunuyordu. Ve Türkiye hiçbir gereği yokken bölgesinin daha fazla istikrarsızlaşmasına neden oldu. Ve bir bakıma aslına bakarsanız bu politikasıyla da İsrail'in politikasına çok benzeyen bir ülke oldu. İsrail bölgede bir böyle istikrar adası olarak tek başına kalmak ve dünyanın tek müttefiki olmak için bölgesindeki bütün devletlerin istikrarsızlaştırmasına hizmet eder. Gerek kimi zaman doğrudan savaş yaparak, doğrudan silahlı müdahale yaparak, gerekse ülkelerin iç politikalarına müdahale ederek, muhalefetlerine müdahale ederek bunu yapar. Şu an Türkiye'de neredeyse hani bölgesinde aynı şeyi yapmaya başladı. Irak'ın istikrarının kaybolmasında, Suriye'nin istikrarının kaybolmasında rol alan bir ülke haline geldi. Bu ortada onun daha çok kan gölüne dönmesi demek ve Türkiye'nin iç istikrarının da daha fazla yok olması demek. İşte şu an Türkiye'de de milliyetçilik ve ırkçılık giderek yükseliyor. Bunun sebebi de işte Türkiye'nin, Suriye'nin içini böyle bir iç savaş haline getirmesi, gönderdiği silahlarla bunun Türkiye'yi de enfekte etmesi nedeniyle. Gelinen noktada bugün artık hepimizin yuvasını doğrudan tehdit eden bir nokta haline geldi. Suriye meselesi artık şehitler Suriye topraklarından geliyorlar ve insanlar doğal olarak tepki gösteriyorlar. Fakat dönüp Suriye politikasının başlangıcında bu politikayı kim oluşturdu, bu Suriye politikasını kim yönetti ya bakıp bunun faturasını onlara kesmek gerekiyor. Suriyeli mültecilere değil.